Günümüzde vücut şekillendirme ameliyatları sıklıkça yapılmaktadır. Vücut şekillendirme ameliyatı derken kastettiğimiz, özellikle aşırı kilo verme sonucunda oluşan vücut deformasyonlarına karşı yapılan ameliyatlardır. Bunlar nelerdir? Karın germe, bacak germe, kol germe ve gerekiyorsa liposakşın. Bu ameliyatı kadınlar ve erkekler için yapmak mümkündür ve her iki cinste de çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz. Karın germe ameliyatı adından da anlaşılacağı gibi karın bölgesinde fazla dokuların cerrahi yöntemlerle çıkartılarak karnın gerilme ameliyatıdır. Peki bu ameliyata biz neden ihtiyaç duyarız? Neden karın bölgemizde böyle bir sarkma oluşur? En büyük nedeni elbette kilolarımız. Daha çok kilo alıp vermelerimiz diyelim. Çünkü aşırı kilolu bir insanda biz karın germe ameliyatını yapmayız. Bu çünkü çözüm değildir. Tabii ki özel durumlar olabilir. Nedir? Çok kilolu bir hastamızda kendi hijyenini, sağlığını veya aktivitelerini engelleyecek oranda bir karın sarkması, karın dokularının sarkması vardır. Bu durumda tıbbi nedenlerden dolayı bu kısım elbette alınabilir. Ama bizim için ideal hasta kilolu olup, vaktinde kilolu olup bu kiloları verdikten sonra karın bölgesinde bir türlü yok edemediği ve edemeyeceği ne yazık ki sarkan dokuların alınmasıdır. O dokuları aldığımız hastadır. İkinci bir hasta grubumuzda hamileliklerden sonra o bölgede kalan gevşeklikle ilgili şikayetleri olan hastalarımızdır. Bu durumda tabii ki karın duvarında da bir miktar gevşeme olduğundan dolayı hem dışarıdaki fazla dokuları almamız gerekir hem de karın duvarını sıkılaştırmamız gerekir. Bu ameliyatın belirtmem gerektiği en önemli özelliği belirgin bir izle olmasıdır. Ameliyatın sonunda kasıklarımızda çamaşırımızın içinde veya mayomuzun içinde kalma şartıyla birlikte oluşan bir izimiz olur. Genellikle göbek deliğinin altındaki doku çıkartılır. Üstteki doku hemen kasıklarımıza kadar çekilip dikilir ve göbek deliği yeniden yapılır. Bir başka merak edilen konu ise bu ameliyattan sonra yeniden hamile kalınıp kalınamayacağıdır. Bu ameliyatın benim hastalarımda gebeliği engellediğini görmedim. Yayınlar, bilimsel çalışmalar da bu yönde. Ama benim tavsiyem, eğer başka çocuklar, hamilelikler düşünüyorsanız bu ameliyatı bir müddet ertelemeniz yönünde olacaktır. Bu ameliyat diğer ameliyatlara, diğer estetik ameliyatlara göre nispeten biraz daha iyileşme süresi uzun olan bir ameliyattır. Genellikle 1-2 gün hastanede yatırırız ama evde dinlenmeniz gerekli olan süre bir haftaya kadar uzayabilir. Ve bundan sonra normal hayata dönebileceğiniz sürede 2-3 hafta kadar sürebilir. Ve bu müddet zarfında da sizden devamlı bir şekilde özel bir korse kullanmanızı isteriz. Karın germe ameliyatı sadece fazla derinin ve yağların kesilmesinden oluşan bir ameliyat değildir. Bu ameliyatın sadece bir kısmıdır. Ama asıl karın germe ameliyatında karın ön duvarındaki gevşeklikler de giderilir. Burada özellikle karın kasları orta hatta dikilerek hem karın duvarı daha düz bir hale getirilir hem de belin oldukça önemli bir şekilde incelmesi sağlanır. Karın germe ameliyatı sadece kadınlara yapılabilen bir ameliyat değildir. Her iki cinste de çok güzel, çok estetik sonuçlar almak mümkün. Günümüzde erkekler de karın germe ameliyatı yaptırmaktadır ve sonuçlardan memnun kalmaktadırlar.